Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları almak üzere haber muhabiri Emrullah Erdinç'e dönüyoruz. Emrullah Erdinç telefon attığımızda son gelişmeler nedir Emrullah? Canan Kanar, 3 kişi gözaltında ve şu anda Terör Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyorlar. Bu 3 şüphelinin Murat Sancak suikast esnasında olay yerinde arabayı kullanan ve yine setiye basan isimlerden olduğu gelen bilgiler arasında. Tabii gözaltı sayısı aslında bugün için 3 ama polis daha öncesinden 7 kişiyi daha gözaltına almıştı. Hatta bu gözaltına alınanlardan bir tane tetikçinin yine o suikast girişiminde tetiği basan isimlerden birisinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini de belirtelim. Yani şu an soruşturmada toplamda 10 kişi hakkında işlem yapılmış durumda. Tabii özellikle daha önce de tutuklanan şahısla ilgili çok böyle önemli bilgiler vardı polisin elinde. Çünkü daha önceden gasp bir çetesine yönelik yapılan soruşturmada bu isim gözaltına alınmıştı. Ve özellikle de yapılan aramalarda suikast girişiminde kullanılan silahlar ele geçmişti. Kriminal incelemeye de götürüldüğünde o silahların Murat Sancak suikast girişiminde kullanılan mermi çekirdekleriyle birebir uyuştuğu görüldü. Yani silahlarla ele geçen silahlarla Murat Sancak'ın suikast girişiminde kullanılan silahlar birebir aynıydı. O yüzden de polisler soruşturmanın seyrini gasp çetesinden biraz daha farklı noktalara çevirmeye başladılar. Çünkü basit bir suikast girişimi olarak değerlendirilmiyor ve şahıslar da neden Murat Sancak yönelik suikast girişimde bulunduklarını verdikleri ifadelerde gizliyorlar ve ayrıntılarına girmiyorlar. O yüzden de polisler bu kişilerin taşeron olarak kullanılabileceği yönünde bir kanaat var ve o yüzden de soruşturma çok yönlü olarak derinleştirdiler ve soruşturma Asa Şubesi ve organizeden alınarak Terör Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi. Şimdi Terör Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Murat Sancak suikastinin perde arkasında başka isimler var mı yok mu? Bu şahısların şu an gasp çetesi olarak görünen şahısların birileri tarafından azmettirilip azmettirilmediğini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Bu da önümüzdeki günlerde net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Can Okanan. Emrullah Erdinç'e teşekkür ediyoruz.